Herkese merhaba. Bugünkü SOLIDWORKS dersimizde sizlerle SwiftCut, LoftedCut ve BoundedCut'ı nasıl çalıştırılacağını göstereceğim. Çok fazla bekletmeden hızlıca SwiftCut'la başlayalım. Aslında SwiftCut ile SwiftBoss versiyonunda çok bir fark yok. Opsiyonları ve o ekstra birazdan göreceğimiz yan arayüz aynı. Tek farkı tabii ki SwiftBoss Base'de madde yaratılırken SwiftCut'ta bir objeden kesiliyor. Bunu göstermek için bir sketch açalım. Siz tabii ki istediğiniz objede ve istediğiniz yüzeye seçmiş olmalısınız bu süreye kadar. Yaptıktan sonra ve objeniz önünüzdeyken yapmanız gereken ilk şey sketch açıp bu kesimi yapmak istediğiniz yüzeyi seçmek. Bu bende üst yüzey olacak. Yaptıktan sonra objenizin üst kısmına gelin ve burada sağ üst köşede gördüğünüz spline sketch'ine tıklayın. Burada istediğiniz şekilde bu kesmek istediğiniz yolu çizebilirsiniz. Mutlu olduğunuzda da burada select yaparak bunu finalize edebilirsiniz. Tabii eğer bu çizdiğiniz şeyi beğenmediyseniz veya daha ince ayar yapmak istiyorsanız burada gördüğünüz noktalar aracılığıyla bunda daha düzeltebilirsiniz size göre veya hareket ettirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu şekilde mesela farklı bir pozisyona getirebildik. Eğer son halden memnunsanız sketches'den çıkın ve features'den burada reference geometry'den bir plane oluşturalım. Bu plane oluşturmamızın amacı bu çizdiğimiz yolu takip edecek olan bu kesimi çizmek için bir alan oluşturmak. Şimdi bunu da yapmak için önce çizdiğiniz sketch'e tıklıyoruz. Sonra da bu kesimi başlatmak istediğiniz noktaya tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir yüzey oluşturuyoruz. Bu yüzeyi oluşturduktan sonra yine sketch ve bu yeni oluşturduğunuz yüzeye tıklayarak bu kesime hangi şekilde yapmak istiyorsanız o şekilde yapıyorsunuz. Şu anlık daha kolay göstermek için bir daha da yapacağım. Tabii ki siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bu istediğiniz şekli yaptıktan sonra da yine sketch'ten çıkıyoruz ve son kısma, yani asıl kesimin yapıldığı yere geliyoruz. Ve features'dan SwiftCut'a basıyoruz. Önce en son çizdiğiniz bu kesimin şekline tıklayarak sonra da bu çizdiğimiz yola tıklıyoruz ve bu şekilde zaten preview'unu görüyoruz nasıl bir kesim yapacağı. Zaten geçen videolarda da buradaki seçeneklerin çoğunu gösterdim ama ufak bir hatırlatma. Eğer daha düzgün bir veya daha detaylı kesim yapmak istiyorsanız ekstra dış taraflarına çizgiler çekerek guide curve ekleyebilirsiniz. Veya burada da burada team feature den opsiyona tıklayarak içine boşluklu yapabilirsiniz. Şimdilik de normal yapalım biz. Tıklayınca gördüğünüz gibi çizdiğimiz şekilde bir kesim oluştu. Şimdi de hızlıca Lofted Cut'a geçelim. Şimdi Lofted Cut'ı göstermek için önümde Lofted Busways aracılığıyla yaptığım bir obje var. Buradan devam edeceğiz. Şimdi önce yine Lofted Cut'la paralel gidecek bu. O yüzden yine sketch'i açıyoruz. Ve buradan bu başlamak istediğiniz yüzeyi seçiyorsunuz. Ben üstten başlayacağım. Benim gibi siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ve burada istediğiniz yani taban şeklini çizin. Yaptıktan sonra sketch'ten çıkın ve aynı şekilde yine bu sefer ikinci noktaya bir sketch daha çizin. Yine hangi şekilde yapmak istiyorsanız. Sonra da eğer daha da devam etmek istiyorsanız üçüncüyü de yapabilirsiniz ama iki tane yeterli olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra Lofted Cut'a gelin ve bu çizdiğiniz sketch'leri seçin.
Ve zaten göreceksiniz. Bu solda gördüğünüz arayüz, Lofted Boss ve silahını olduğu için yine fazla üstüne durmayacağım. Ama bazı şeyler, burada tin feature yine içine boşluk veya içinde hala bir doluk bırakmak için kullanılıyor. Guide curve'ler de daha size o gün daha detaylı kesimler yapmak için çizilip kullanılabiliyor. Biz buna evet dersek de gördüğünüz gibi bir tane lofted cut oluşturmuş olduk. Son olarak boundary cut'a geçelim. Boundary cut da yine lofted cut gibi birden fazla plane'li objeleri kesmekte kullanılıyor. Onu da hızlıca hem ikisi içinde bir örnek olması için gösterelim. Ufak bir obje simde çiziyorum. Yani illa bu katları lofted veya boundary boss base objelerde yapmanıza gerek olmadığını göstermek için. Şimdi normal siz objenizi çıkardıktan sonra yapacağınız şey reference geometry'den plane seçmek. Bu plane'i de gördüğünüz yerden üst düzleme tıklamak. Sonra bu kısım size kalmış. Yani objenin boyutuna göre yapabilirsiniz de her bu plane arasındaki mesafeyi belirlemeniz gerekiyor ve kaç tane plane olması gerektiğini, ekstra plane ekleyeceğinizi göstermeniz gerekiyor. Ben şimdi arada 100 metrelik 2 tane plane ekliyorum. Dediğim gibi siz istediğinize ekleyebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra zaten artık çok büyük yapacak bir şey kalmadı. Bu plane'leri bu şekilde tutabilirsiniz veya saklayabilirsiniz. Çok önemli değil. Yapacağınız şey sketch açıp bu istediğiniz plane'lerden birine tıklamak ve istediğiniz şekli veya ne yapacaksınız onu çizmek. Onu yaptıktan sonra yani çıkacaksınız ve ikinci hangi plane seçmek istiyorsanız ondan yine aynı şekil seçeceksiniz. Tabi bunu sadece iki şeyle bırakmaya da bilirsiniz. Birden fazla şekilde yapabilirsiniz. Burada da gördüğü gibi. Hem bütün sketchlerinizi çizdikten sonra yine features'den boundary cut'a giriyorsunuz. İlk sketch, ikinci sketch, sonra da üçüncü sketch'e tıklıyoruz. Daha sonra da zaten boundary boss face'de de olduğu gibi bu yeşil noktalarla bunu istediğiniz şekilde rotate edebiliyorsunuz, döndürebiliyorsunuz bunu daha istediğiniz şekli oluşturması için. Böyle bir şey yaptım. Yine tabii ki eğer yeni bir yönde de yapmak istiyorsanız Direction 2'yi kullanabilirsiniz veya içinde boşluk olmasını ki katta doluluk olmasını istiyorsanız bu Tim Feature kullanabilirsiniz. Şu anda onların hiçbirini yapmayacağım ve tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kesimi başarıyla yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videoyu yardımcı bulmuşsunuzdur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.